Ebu Bekri Sıddık. Ebu Bekri Sıddık Hazretleri, peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Aşere-i Mübeşşere'nin, yani cennetle müjdelenen 10 sahabenin birincisidir. Peygamber Efendimizin kayınpederi, Hazreti Âişe validemizin babasıdır. Hazreti Ebu Bekir'in, Resulullah Efendimiz'e fevkalade sadakat ve sevgisi vardı. Vefatına, peygamberimizden ayrıldığından duyduğu aşırı üzüntüsü, gammı ve hasreti sebep olmuştur. Çünkü ona karşı olan sevgisi ve bağlılığı, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar çoktur. Peygamber Efendimiz de onu çok severdi. Peygamber Efendimizin vefat ettiği gün halife seçildi. Hilafeti 2 sene 3 ay 10 gün sürdü. 63 yaşında iken, hicretin 13, miladi 634 yılında, Cemaziyel-Ahir ayının 7'sinde, pazartesi günü hastalandı. 15 gün hasta olarak yattıktan sonra vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet'e defnedildi. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın en yakın dostuydu. Ondan hiç ayrılmazdı. Onların bu beraberliği, Mekke'den Medine'ye hicrette de devam etti. Ona mağara arkadaşı oldu. Mağarada 3 gün kaldıktan sonra, ikisi bir deveye binerek yolculuk ettiler. Medine'ye varıncaya kadar, Resulullah'ın bütün hizmetini o gördü. Medine'deki mescit yapılırken, onunla beraber çalıştı. Hiçbir hizmetten, fedakarlıktan geri kalmadı. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizle birlikte bütün harplerde bulunmuş, bir kısmında ordu kumandanlığı vazifesi kendisine verilmiştir. Çok şiddetli muharebelerde Peygamber Efendimizin muhafızlığını yapmış, Efendimiz'e karşı bedenini siper etmiştir. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te müşriklere karşı büyük kahramanlıklar göstermiştir. Tebük Harbi'nde sancaktarlık görevini yürütmüştür. Peygamber Efendimizin son hastalıklarında 3 gün imamlık görevinde bulunup 17 vakit namaz kıldırmış, 3 vaktinde de Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e uyarak arkasında namaz kılmıştır. Hicri 10, miladi 632 senesinde Peygamberimizin vefatı üzerine Eshab-ı Kiram'ın söz birliğiyle halife seçilmiştir. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamdan sonra, Müslümanların halifesi, yani Peygamberimizin vekili ve Müslümanların reisi, Hazreti Ebu Bekri Sıddık olmuştur. Eshab-ı Kiram'ın en çok ilim sahibi olanlarındandı. Her ilimde müracaat kaynağı olmuştur. İslami ilimlerin bütün meselelerini bilirdi. Nitekim Resulullah Efendimiz, onun hakkında, göğsümdeki marifetlerin, bilgilerin hepsini Ebu Bekir'in göğsüne akıttım buyurmuştur. Böylece o, Muhammed aleyhisselamdan sonra insanların en üstünü oldu. Hicrette onun yol arkadaşıydı. Mağarada beraberdiler. Hayatı boyunca Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadı. Her işinde onun veziri oldu. Bir meselede Eshab-ı Kiram'la istişare ederken, Hazreti Ebu Bekir'i sağına, Hazreti Ömer'i de soluna oturturdu. Görülecek mesele hususunda, önce bu ikisinin reyini, görüşünü sorar, sonra da diğer sahabilerin görüşlerine yer verirdi. Resulullah Efendimiz'den çok feyizlere kavuşmuş, Kur'an-ı Kerim'in manasına ve hakikatine ait bütün bilgileri bizzat ondan almıştır. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak hususunda üstün bir kudret ve maharet sahibiydi. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin mana ve hakikatlerine hakkıyla muttali idi. Eshab-ı kiram ve tabiinin alimleri birçok ayet-i kerimelerin tefsirini ondan alıp bildirmişlerdir. Hazreti Ebu Bekri Sıddık, tasavvuf ilminin bütün yüksek marifetlerine kavuşmuştu. Resulullah'ın kalbine akıtılan feyizlerin, marifetlerin hepsi ona da verilmişti. Resulullah'tan sonra Allahü Teala'yı en iyi tanıyan ve en çok ibadet eden odur. Tasavvuf, Resulullah'ın izinde bulunmak, onun gösterdiği yoldan ayrılmamaktır. İnsanların yaratılışları ayrı ayrı olduğu için tasavvuf yolları da ayrılmıştır. Bu ümmetin sonra gelen evliyası, Resulullah'tan gelen feyizlere, nurlara 2 yoldan kavuşmuştur.
Birisi nübüvvet yolu, diğeri de vilayet yoludur. Müslümanlar, nübüvvet yolunun bütün marifetlerine Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla kavuşmuşlardır. Eshab-ı kiramın hepsi Allahü Teala'ya bu yoldan kavuştular. Hazreti Ebu Bekir'in faziletleri, üstünlükleri çoktur. Bunların her biri Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ve eshab-ı kiramla diğer din alimlerinin haber vermesiyle anlaşılmıştır. Bu ümmet içinde peygamberimizden sonra olma saadetinin sahibi Hazreti Ebu Bekir'dir. Çünkü dini kuvvetlendirmek ve peygamberlerin efendisine yardım etmek için malını dağıtmakta, cihad etmekte, yani düşmanlarla şiddetli mücadele etmek ve şanını şerefini kaybetmekte öncelerin öncesi odur. Hazreti Ebu Bekir'in diğer Müslümanların en üstünü olmasının sebebi, imana gelmekte, malının çoğunu ve canını feda etmekte ve her türlü hizmette başkalarının önünde bulunmasıdır. Resulullah insanları imana davet etti. Ebu Bekir Sıddık iman edenlerin birincisi oldu. Böylece imanda onun ikincisi oldu. Sonra Hazreti Ebu Bekir insanları Allah'a ve Resulüne imana çağırdı. Birçokları bu çağrıyı kabul etti. Böylece davette de ikincisi oldu. Her savaşta Resulullah'ın yanındaydı. Bedir'de de onun ikincisidir. Resulullah hastalanınca onun yerine insanlara imam olup öne geçti. Bu hususta da ikinci oldu. Resulullah'tan sonra onun türbesine defin olunmada da ikincisi oldu. Bunlar hep ona en yakın olma delilleridir. Allahü Teala Resulünün arkadaşı olarak Hazreti Ebu Bekri Kur'an-ı Kerim'de bilhassa bildiriyor ve o vakit Resulüm arkadaşına mahzun olma diyordu buyuruyor. Üçüncüleri Allahü Teala idi. Allahü Teala'nın kendisiyle olduğu bir kimse ise şüphesiz şeref ve fazilet yönünden diğerlerinden üstündür. Hazreti Ebu Bekir'in ismi geçince Hazreti Ömer şöyle dedi: ömründeki bütün amelimin Ebu Bekir'in bir gün ve gecelik ameli gibi olmasını isterdim. Onun o Mes'ud gecesi ki, Resulullah'la birlikte mağaraya gitti. Mağaraya varınca, Allah için, ya Resulallah, içeri girmeyin, ben gireyim, içeride zararlı bir şey varsa bana gelsin, mübarek zatınıza bir keder, bir elem gelmesin dedi ve içeri girdi. İçeriği süpürüp temizledi. Sağında solunda birçok irili ufaklı delikler gördü. Hırkasını parçalayıp delikleri kapadı. Sonra Resulullah'a içeri girmesini söyledi. Resulullah içeri girdi ve mübarek başını Hazreti Ebu Bekir'in kucağına koyup uyudu. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, bize her nimeti veren ve iyilik eden kimseye karşılığını verdik. Ebu Bekir'in iyilik ve ikramının karşılığını veremedik. Hak Teâlâ kıyamette ona karşılığını verir. Ebu Bekir'in malının fayda verdiği gibi, bir kimsenin malı bana fayda vermedi. Eğer ben dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Lakin bilmiş olun, sizin sahibiniz Allahü Teala'nın dostudur. Hazreti Ömer buyurdu ki, Ebu Bekir bizim seyyidimiz, hayırlımızdır ki, Allah Resulüne hepimizden daha sevgilidir. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın vefatından sonra her geçen gün biraz daha zayıflıyordu. Bir gün kızı Âişe-i Sıddık'a validemiz bu zayıflamanın sebebini sordu. Cevabında Resulullah'ın ayrılığı böyle zayıflattı buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kıymetli nasihatlerinden. Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka asi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan gelir. Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek. Ömrünü faydasız, boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyense, hasat zamanında pişman olur. Ne söyleyeceğine ve ne zaman söyleyeceğine dikkat et. Ordu kumandanlarını bir yere gönderdiği zaman onlara, kadınları öldürmeyiniz. Çocuklara, ihtiyarlara dokunmayınız. Meyve ağacı kesmeyiniz. Mamur yerleri tahrip etmeyiniz.
haddi tecavüz etmeyiniz. Korkmayınız ve gıdadan başka bir maksatla koyun ve deve kesmeyiniz ve manastırlarına çekilmiş insanlara zarar vermeyiniz diye emirler ve nasihatler verirdi. Bir hutbesinde buyurdu ki, ey insanlar, Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mümine İslam'dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Müslümanlardan hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanların küçüğü Allah yanında büyüktür. Allah-u Teala'dan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden korumasını isteyen bir kimse, müminlere karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın. Bir gün eshab-ı kirama hitaben buyurdu ki, Allah-u Teala size dünyayı fethettirecek, kapılarını açacaktır. Siz ihtiyacınızdan fazlasını almayınız. Bilmiş ol ki, sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah'ın hakkını küçümseme. Zira yüzüstü seni cehenneme atar. Allah-u Teala'ya olan halis sevginin zevkine varan, dünyalıktan vazgeçer ve bütün insanlardan yüz çevirir. Kişinin kelamı, aklının beyanı, faziletinin tercümanıdır. Bir hutbesinde buyurdu ki, bütün hamd ve senalar Allah-u Teala'ya mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım dilerim. Ondan af niyaz eder, ona inanır, ona güvenirim. Hidayeti Allah'tan bekler, sapıklık, düşüklük, şüphe ve körlükten ona sığınırım. Allah'ın dürüst yürümeyi nasip ettiği kişi, dosdoğru yol alır. Onun saptırdığıysa ne bir dost ne de bir mürşit bulabilir. Bütün varlığımla inanırım ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve şeriki yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nadır. Dirilten de, öldüren de O'dur. Ve O, hiç ölmeyen diridir. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Bütün hayırlar O'nun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Bütün varlığımla inanırım ki, Muhammed aleyhisselam O'nun kulu ve peygamberidir. O'nu bütün insanlığa bir rahmet ve bütün insanlık için bir dayanak ve delil olarak göndermiştir. O gönderildiği zaman insanlar olabilecekleri hallerin en kötüsü içindeydiler. Bilgisizlik karanlıklarına gömülmüş durumdaydılar. Dinleri uydurma, davetleri yalan ve sahteydi. Allah-u Teala hakikat dinini Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamla aziz kıldı. Ey müminler! Allah sizin gönüllerinizi birbirinize ısındırdı. Onun nimeti sayesinde sizler kardeş haline geldiniz. Daha önceleri bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Sizi oradan çıkaran O oldu. O halde ey iman edenler, Allah'a ve O'nun Resulüne tam uyun. Allah-u Teala, Resul'e uyan Allah'a uymuş demektir buyurmaktadır. Ey iman edenler! Size her işte, her durumda Allah-u Teala'dan korkmanızı nasihat ederim. Hoşunuza giden işler kadar, size zor gelen durumlarda da hakikate sarılın. Şunu bilin ki, doğru söz dışında hiçbir kelam hayır ve yarar getirmez. Yalan söyleyen, yaratılış hikmetini saptırmış, bunu yapansa helak olmuştur. Ey insanlar! Büyüklenmekten sakının! Topraktan yaratılıp, yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi de ne demek oluyor? Bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsız. Ey insanlar! Çalışın ve nefislerinizi içinde yer alacakları ahiret için hazırlayın. Önünüzde çözümü zorlaşan şeyleri Allah'ın ilmine havale edin. Öbür aleme geçmeden önce bir şey hazırlayın ki, oraya vardığınızda karşınıza çıksın. Allah'tan korkun. O'nun emir ve yasaklarına iyice kulak verin. Sizden önce gelip geçenlerden de ibret alın. Ve unutmayın ki Rabbinizin huzuruna mutlaka çıkarılacak ve küçük büyük bütün davranışlarınızın karşılığını bulacaksınız. Bununla beraber Allah dilediğini bağışlayabilir. O bağışlayıcı ve affedicidir. Kendinizi iyi tanıyın. Sadece kendi noksanlarınızla meşgul olun.
yardım istenilecek tek kudret sahibi Allahü Teala'dır. Onun dışında hiçbir güç ne yapabilir ne bozabilir. Hazreti Ebu Bekir'in faziletini bildiren hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir. Ebu Bekir, insanların en üstünüdür, yalnız peygamber değildir. Ebu Bekir'i sevmek ve ona şükretmek her mümine vaciptir. Allahü Teala Ebu Bekir'e Sıddık ismini verdi. Kıyamette Ebu Bekir'den başka herkese hesap sorulur. Ebu Bekir'in imanı, herkesin imanları toplamıyla tartılsa, hepsinden ağır gelir. Göğsümdeki marifetlerin, bilgilerin hepsini Ebu Bekir'in göğsüne akıttım. Her peygamberin halili vardır. Benim halilim Ebu Bekir'dir. Cebrail bana geldi, elimden tuttu. Ümmetimden birinin cennet kapısından içeri girdiğini bana gösterdi. Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, orada seninle beraber olmak isterim. Ya Ebu Bekir, ümmetim içinden cennete en önce sen gireceksin buyurdu. Sevgi, bağlılık çok oldukça faydalanmak da o kadar çok olur. Bunun içindir ki, Hazreti Ebu Bekir, bütün eshabın en üstünü oldu. Resulullah'a bağlılığı da herkesten çoktu. Ebu Bekir'in üstünlüğü, namaz ve orucunun çokluğuyla değil, onun kalbinde bulunan bir şeyledir hadisi şerifinde bildirilen şey, Resulullah'ın sevgisidir.